Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim 10 dakikada simit poğaça hazırlayacağız. Çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Maya falan kullanmayacağız. Sadece bir paket kabartma tozu yeterli gelecek. Hemen hamurunu yoğurarak başlıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı süt. Süt yerine 1 su bardağı yoğurt da kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta. 100 gram oda ısısında beklettiğim tereyağı, hatta biraz fazlasıyla erimiş. Bir tatlı kaşığını çok doldurmadan tuz. Bir çorba kaşığı toz şeker. Bir paket kabartma tozu. Tüm malzemeleri öncelikle karıştırıyorum. 4 su bardağı unu buraya aldım. Şimdi hepsini koymayacağım. Bakacağım duruma göre, gerekirse biraz daha un alabilirim ya da daha azaltabilirim. Size sonunda ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. Yavaş yavaş ilave ediyorum. Öncelikle spatula ile toparlayıp ondan sonra elimle yoğuracağım. Hamuru yeterince yoğurdum. Elime yapışmaya yumuşak bir hamur oldu. Yumuşaklığına özen gösterin. Çok fazlasıyla un katmayın. Siz kattıkça unu yiyecektir ama gördüğünüz gibi hamur elime yapışmıyor. 4 su bardağı tepeleme dolusu olacak şekilde tam yeterli geldi. Sizler gene yavaş yavaş dikkatli ekleyin. Sizin de hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı ununuz aynı olacaktır. Ama lütfen birden ilave etmeyin. Tepsilere yağlı kağıdı serdim. Benim mini fırın olduğu için böyle iki tepsi ama normal fırın tepsisi de bir tane yeterli gelecektir. Hemen. Şimdi öncelikle eşit bezeleri ayırıyorum. Hamurunuzu en azından 1-2-3 dakika boyunca yoğurun. Büyüklüğünü, küçüklüğünü arzu ettiğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben hemen hemen orta boy bir yumurta kadar yapacağım. Hamurları 17 eşit parçaya böldüm. Sizler de arzu ettiğiniz gibi büyüklük, küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Yanıma da birazcık beyaz peynir aldım. İçerisine beyaz peynir koyacağım. Öncelikle şöyle ortasından yuvarlak açıyorum. Parmağımla basarak. Arzu ettiğiniz kadar peynir koyabilirsiniz. Ben çok aşırı derecede doldurmayacağım. Bu kadar yeterli. Şundan birleştirerek atıyorum. Uç kısımlarını böyle sıkıştırıyorum ve ters çeviriyorum. Bu kadar. Kenara alacağım. Hepsini tamamladıktan sonra susamı bulayacağım. Hamurların hepsinin şeklini verdim. Şimdi yarım çay bardağı suyun içerisine 2 yemek kaşığı kadar pekmez koyacağım. Hatta 1,5 yeterli. Çok aşırı derecede de doldurmayın. Bu sefer çok tatlı olur. Şöyle karıştırayım. Karıştırdıktan sonra bir kabın içine alayım. Hamurları batırmak için bir de böyle kavrulmuş susama bulayacağım. Aslında bu susamı kendim kavurdum. Normal bembeyaz bir susamdı. Tavada böyle sürekli karıştırarak 1-2 dakika kavurdum ve bu rengi aldı. İkisini de yanıma alıyorum. Öncelikle pekmezi iyice buluyorum. Hemen ardından susama. Tepsiye diziyorum.
Eğer arzu ederseniz siz susama batırmayabilirsiniz ya da pekmeze. Direkt bu şekilde tepsiye dizip üzerine yumurta sarısı sürerek pişirebilirsiniz. Öyle de gayet güzel oluyor. Birkaç tanesini şöyle yapıp susamın içine bırakayım. Daha sonrasında karıştıracağım. Susam da hemen hemen 1,5 su bardağı kadar ancadır. Tepsiye diziyorum. Üzerlerini isteğe bağlı olarak çizikler ya bıçakla da yapabilirsiniz ya da şöyle ufak üstten mutfak makasıyla kesik atıyorum. Bu piştiği zaman böyle hafif ayrılacak. Daha güzel bir görüntüsü olacak. 3 tane yeterli. ...180 derecelik alt üst ayarda üzeri kızarana kadar pişireceğim. Poğaçaları fırından çıkardım. Tam 15-20 dakikada pişti, böyle kızardığını gördüğünüz anda alabilirsiniz. Benim pişeli birazcık oldu. Muhakkak denemeniz gereken bir tarif. Özellikle acilen böyle misafirleriniz falan geldiğinde ya da kahvaltıya çok güzel olacak bir tarif. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seven Mutfaklı olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.